Açıklamalarıyla Türkiye gündemini meşgul eden isimlerden birisi olan Canan Karatay, uyarılarını peş peşe yapmaya devam ediyor. Akıllı telefonların yaydığı radyasyona dikkat çeken Canan Karatay, 4.5G ile 5.5G ile mobil iletişim teknolojisi üzerinden insanların nasıl etkilendiğini anlattı. Son zamanların dikkat çeken isimleri arasında yer alan Profesör Doktor Canan Karatay, son yaptığı açıklamayla yine gündem olmayı başardı. Tıp dünyasında eleştiri oklarını üzerine çekse de doğru bildiklerini söylemekten geri durmayan Canan Karatay, bağışıklık sisteminin önemli olduğuna dikkati çekiyor. Dış etkenlere dikkat çeken ve bağışıklığın önemini anlatan Canan Karatay, sağlığımızı tehdit eden tehlikeleri anlattı. Karatay, özellikle gıdalarda kullanılan tarım ilacı kalıntılarına, evde bolca kullandığımız deterjanlara, akıllı telefonlara ve akıllı telefonlar üzerinden 4.5G ile 5.5G ile mobil iletişim teknolojileri üzerinden nasıl zarar gördüğümüzü anlattı. Canan Karatay, bağışıklığa zarar veren en önemli olaylardan birisi de şeker diyor. Şeker en tatlı zehir. Vücuda girdiği zaman vücuttaki hücreleri bozuyor. Hücreler bozulduğu zaman da bağışıklık sistemi çöküyor. Şeker hastalarının yaraları da iyileşmiyor. Bağışıklık sistemi neredeyse sıfıra inmiştir diyen Canan Karatay, bütün mesele bu. Vücudun bağışıklık sistemini çökerten en önemli faktör. Türkiye'de bolca tüketilen ekmektir sözleriyle ekmeğe dikkat çekiyor. Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için en önemli şeyin sağlıklı beslenmek olduğunu söylüyor. Karatay ayrıca akıllı telefonların bağışıklık sistemine zarar verdiğini de ifade ediyor ve ekliyor. Akıllı telefonların yaydıkları elektrofrekanslar, 4.5G'ler, 5.5G'ler bunlar bağışıklık sistemini çökertiyor. Evde kullanılan temizlik malzemeleri, deterjanlar bunların hepsi zehir. Bağışıklık bütün hücrelerden yönetilir. Deterjanlarda çok sayıda kimyasal var. Bromür, klorür, florür. Bunlar vücuda girdiği zaman eritrosite, lökosite girip hücreleri yani DNA'yı bozarlar. Vücudun DNA'sı bozulduğu zaman bütün hormonal sistem, enzimler vesaire alt üst olur. Bağışıklık çöker.